Beni destekledim. Belediye başkanı döneminde de bütün gücümden destekledim. Ve çok büyük emeğimiz geçti elhamdülillah. Erbakan hocamızın başbakan olmasında çok büyük emeğimiz geçti. Büyük Birlik Partililer bilirler. Hatta rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu dedi ki gönüllü kuruluşlarımız, gönüllü toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları dedi, sivil toplum kuruluşları dedi. Bizden rica ettiler dedi. Destek olun diye dedi. Hükümetin kurulması için. Kim rica etti bilin bakalım. Ve o ricanın üzerine hükümet kuruldu. Ben daima korudum Müslümanları, müminleri. Her zaman korudum. Ben övünmem. Ama mecbur olduğum için söyletiyorlar. Yani ben bunları söylemem. Tayyip hocamı havada, karada, denizde her zaman destekleyeceğiz. İstediğinizi yapın. Bu gezi olaylarında ben buradan aslan gibi kükredim. Yeri göğü inledim. Avrupa'yı da burayı da. Gezi olayına. Sabahlara kadar. Hatta benim yayınımı kestiler. İnternetten yine devam ettim. Bak uydu yayınımı kestiler. O kalkışmada. İnternetten yine yurt dışına binlerce maille bütün gazeteler haber gönderdim. Bu kalkışmanın geçersiz olduğu, hükümetin meşru ve doğru yolda olduğuna dair. Ve her yeri yatıştırdık. Yine 15 Temmuz'da da daha köprüyü askerler tuttuğunda başladım ben burada. Darbeye karşı olduğumuzu, darbenin geçersiz olduğunu, milletin buna karşı tavır alması gerektiğini, tavır alın dedim, dışarıya çıksınlar dedim, milletvekilleri meclise gitsinler dedim, Sayın Kılıçdaroğlu konuşsun dedim, kuvvet komutanları konuşsun, Tayyip hocam konuşsun dedim. Bu darbe geçersizdir ve bastırılacak dedim. Hiçbir etkisi olmaz bunun dedim. Şok vardı, şok. Kimse hiç konuşmuyordu. Tabii felç olmuştu birçok insan. İlk tweetiniz. Bak meşru Hemen darbe, demokratik hükümet geçerli olan hükümettir. İlk tweetim. Fitne katilden beterdir. Askerimiz aklı başındadır. Demokrasi